Bir çocuk olarak saflığımızı nasıl koruyamadık? Nasıl çevremizdeki yetişkinler tarafından sindirildik? Ve tiyatro yapan, rol yapan insanları bireyler haline getirildik. Halbuki hepimiz özgündük, hepimiz birer bireydik, şimdi toplumun ferdi olduk. Özgürlüğümüzü, saflığımızı kaybettik. Bir çocuk neşeli bir şekilde okuldan eve geliyor. Annesi diyor ki, o diyor, gayet neşelisin. Sanırım diyor, okulu çok seviyorsun. Anne, okula gitmekle okuldan gelmeyi birbirine karıştırma. Tüm çocuklar saf olarak doğarlar arkadaşlar. Bembeyaz bir kağıt olarak anne babaların eline verilir. Ve anne babalar onu doldurmaya başlar. Ve sonra biz o dolan yere inanmaya başlar. Hakikat deriz oraya. Hani çok sık duyuyorsunuzdur benden. 7 yaşından önce öğrendiğimiz şeyler hakikattir. Şimdi varırsın anneye dersin. Anne dur şimdi işim var der. Çocuk dikkat çekmek için farklı bir şey yapması gerektiğini inanmaya başlar. Ve hep farklı bir şey yapacak. Tabii o sırada çocuk bir anda şunu anlar. Anneden sevgisizliği alır. Ve der ki inanmaya başlar. Ben sevgi hak etmeyen birisiyim. Artık onun hakikatidir. Ve ömür boyunda onu ispat etmeye çalışacak ya. Bir defa ilerleyen yaşlarda ona birisi sevdiğini söyler. Ya aşık oldu diyelim ki birisi de onu sevdiğini söylüyor. O diyor ki yok ya ben sevgisizim. Sevgisizim. Onda bir arıza aramaya başlar bu defa. Ve 10 defa güzel hareket yapar bir insan sevdiğine karşı. Sonra bir defa kötü bir hareket, yanlış bir hareket yapar. Ya gördün mü işte sen beni sevmiyorsun aslında. Moduna girmeye başlar insan. Çünkü biz o 7 yaşından önce güzel dostlar bize bir şeyler verilmiştir ve biz onu ispat etmeye çalışırız. Bunu bundan önce benden çok duydunuz. Ve buradaki önemli taraf bizim ne kadar çocukken aslında saf olduğumuz. Çocuk saf ve nettir ve gerçekçidir. Çocuğun birisi okula gidiyor. Arkadaşlar okula giderken Allah'ım diyor ne olur geç kalmayayım. Allah'ım ne olur okula geç kalmayayım. Allah'ım ne olur okula geç kalmayayım diyor. O sırada bir muz kabuğuna basıyor ve birkaç metre kayıyor. Sonra çocuk diyor ki ya itmene gerek yoktu. Yani çocuk saftır güzel dostlar. Ve biz bu saflığı, o temizliği, o özgünlüğü yani ana vermeye çalıştığım mesaj aslında benim şu. Herkes özgündür, kendine özgüdür. Hani vardı ya kimse eşit değil ama herkes eşsiz. Yani ben seninle eşitim, sen benden hani adalet falan ne diyoruz ya. Kimse kimseyle eşit değil. Herkes eşsiz ve her çocuk da eşsiz. Anne babalara düşen birinci vazife çocuğun özgünlüğüne saygı göstermek. Saygı gösterilen bir çocuk asla yalan söylemez. Çocukluğumuzu hatırlayalım. Bize en fazla kim saygı göstermişse biz ona asla yalan söylemeyiz. Ve bizim kaçırdığımız nokta ne? O çocuğun, yaratıcının gönderdiği o çocuğun ona ait kabiliyetler vardır, ona ait istidatlar vardır. Onun kendine ait bir dünyası vardır. Onun kendine ait bir bireyselliği vardır. Biz ona sayı göstermeyiz ve onu istediğimiz kaba sokmaya çalışırız. Ya bir hapishane hayatına sokmaya çalışırız ve acımasızız. İlla ki benim istediğim gibi olacak. Biz babadan böyle gördük. Ve kendi yaramız vardır. O yarayı o çocukla tedavi etmeye çalışır. Yani sen hemşiresin diyelim ki doktor olamadın. Çocuğun doktor olmasını istersin. Niye? Öyle bir yaram var. Halbuki o ayrı bir birey. Onun ayrı bir bireyliği bizim için çok önemli değildir. Ve anne babalar ne vermişse arkadaşlar, aslında şöyle söyleyeyim. Anne babalar biraz dikkatli olsa, biraz özen gösterse, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde bu kadar çok müşteri olmazdı. Anne babalar, yani annesin sen, bir çocuk yeni bir dünya hayata gelmiş ve annesin birazcık fedakarlık yapman gerekiyor. Bu birazcık fedakarlık ne biliyor musun? Sadece çocuğa saygı göstermek. Sadece demeyeyim, abartabilirim. Negatif olmamak. Mesela öfkeli bir anne olmamak. Çünkü sen öfkeliysen çocuk senden kodluyor öfkeli olmayı. O da öfkeli oluyor. Sen sinirliysen çocuk da sinirli oluyor. Sen kıskançsan çocuk da kıskanç oluyor. Çünkü seni taklit ediyor, seni modelliyor, seni görüyor. Ve eğer anne olarak biraz pozitif olabilirsek, çocuğa saygı gösterirsek, daha cömert, daha sevgi dolu bir insan olursak bu kadar çok psikolojisi bozuk insan olmazdı çevremizde. Ve bizler de kendi saflığımızı kaybettik çocukken ve bize bir şey verildi, ısrarla verildi, bir hapishane hayatı gibi böyle, bu şekilde olacaksın. Bu şekilde olursan işte hayatı rahat yaşarsın, üniversite okuyacaksın, para kazanacaksın, sigortalı bir işe gireceksin. O kadar çok verildi ki biz ona inandık ve bir hapishane hayatına koyduk kendimizi. Onun için sık sık diyorum güzel dostlar, insanları 15 yaşında ölürler ama 70 yaşında gömülürler. Anne baba onu bir hapishane hayatına verdi. Ve orada o çocuk anne babanın verdiği rolü yapmaya devam eder. Yani nedir o rol? Şimdi adam birisi gidiyor, bir yazara diyor ki sen çok güzel şeyler yazıyorsun, çok doğru şeyler yazıyorsun ama diyor bazen diyor yalan söylüyorsun. Yazar diyor ki nasıl yalan söylüyorum?
Mesela diyor kitabında Sezar öldü diyorsun. Yazar diyor ki doğrusu ne ki? Sezar ölmedi diyor. Sezar benim. Yazar araştırıyor ki Sezar benim diyen kişi bir tiyatroda Sezar rolünü oynuyor. Oynadığı role inanmış. Ve o kendisini artık Sezar zannediyor. Bizlere de güzel dostlar, çevremiz tarafından, anne babamız tarafından, yetişkinler tarafından bir rol verildi. Ve biz o rolü gerçek zannediyoruz. Ve benim tek bir öğretim olmaya çalışıyor. Doğduğumuzda nasıl safsak, nasıl temizsek, öldüğümüzde de öyle saf ve temiz ölebilelim. Onun için orijin diyoruz. Onun için orijin akademi var ya, isim oradan geliyor. Orijine gitmek. Onun için hipnozlarda çocukluğa gidiyoruz ve o saf halimiz ve o çocuk olarak geri getirmeye çalışıyorum. Ve biz ne kadar çocuk saflığındaysak o kadar rahat ve özgürüz zaten. Çocuklar gerçekten saftır ve çok net görürler pek çok olayı. Bir gün bir anne ile kızı mutfakta çalışıyor. İşte bulaşık falan, yemek falan onlarla uğraşıyorlar. İşte bir oğulla baba da aynı evde. Daha doğrusu işte aynı aile bunlar. Çocuk da babasıyla televizyon izliyor salonda. Sonra mutfaktan bir bardak ya da bir işte porselen tabak kırılma sesi geliyor. Sonra erkek çocuk diyor ki babasına, annem kırdı diyor. Babası diyor ki nereden biliyorsun diyor. Çünkü diyor baba diyor bak hiç dırdır çıkmadı. Hiç bağırtı çağırtı yok. Demek ki annem kırdı. Çocuklar saftır ve çok net görürler. Bir gün bir adam bir çocuğa saat kaç diye soruyor. Çocuk diyor ki niye bunu merak ediyorsunuz ki? O devamlı değişen bir şey. Çocuklar çok net görürler arkadaşlar. Olayları çok net görür ve çok yani o saflık bizi zengin eden. Ve biz de ne yapıyoruz? İşte bir hapishane hayatındayız. Zihin haritası diyoruz ya. Zihnimize bir harita yerleştirilmiş anne babalarımız tarafından ya da büyüklerimiz tarafından ya da çevremiz tarafından ve o haritada yaşamaya çalışıyoruz. Eğer o harita yanlış verilmişse yanlış bir hayat sürüyoruz ve haberimiz yok. Ve diyoruz ki Allah'ım ben her şeyin doğrusunu yapıyorum, herkese iyilik yapıyorum ama bir türlü mutluluğu, huzuru yakalayamıyorum. Kimse demiyor ki harita yanlış. Ve biz o bize zihnimize koyulan haritayla hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Bana göre güzel dostlar, çocuklarımızın güzel olması için, başarılı olması için birinci şart onların bireyselliğine saygı gösterilmesi. Sen bilmezsin değil. Onun isteklerine saygı göstermek ve o çocuğu bir olgun bir insanı dinliyor gibi dinleyebilirsek, olgun bir insanla konuşuyormuş gibi çocuğumuzla konuşabilirsek, işte o zaman çocuğumuz çok başarıyı yakalıyor. İşte o zaman çok rahat oluyor. O zaman kendine özgün birisi oluyor. Yoksa toplumun bir rolü olmuş oluyor. Evet güzel dostlar. İki şey çok önemli. Çocuklar saftır. Her şeyi fark eder. Birincisi. İkincisi çocuklar saygıyı hak eder. Neden saygı hak eder biliyor musun? Saflıktan mı gitmeliyim, saygıdan mı gitmeliyim? Önce saygıyı söyleyeyim. Neden saygıyı hak eder biliyor musun? Bir büyüğün yanından gelen birisine saygı gösteririz değil mi? Yani mesela şu an yanımıza birisi gelse ve dense ki işte Cumhurbaşkanı vekili dense ona bir saygımız olur. Ya da işte başkanın yardımcısı. Onun yanından geldi ya, ona daha farklı bir bakışımız vardı. Çünkü bir büyüğün yanından geliyor. Biz çocuklara saygı göstermeyiz arkadaşlar. Çünkü hani bir ara sormuştum ya, işte amaç ne? Amaç Allah'a ulaşmak. Ve amaç Allah'a ulaşmaksa o zaman köklerine bakmalısın. Çünkü oradan geldik oraya gidiyoruz. Her şey aslında döner vardı ya. Allah'a ulaşmak istiyoruz. Oradan geldiğimizde kökümüze bakmamız lazım. Ve şimdi biz de birisi Allah'ın yanından gelmişse en saygı değer o değil midir? Çocuklara saygı göstermeliyiz. Çünkü Allah'a bizden daha yakınlar. Yeni onun yanından geldiler. Ve onlar saflıklarını korurlar. Ergen bir kız eve geliyor. Saflıklarını saf oldukları için de çok da net cevaptırlar. Hazır cevaptırlar. Şimdi mesela desem ki çocuklarınızla alakalı bir iki anı anlatın desem ne kadar güzel orijinal hikayeler vardır değil mi? Hepsi dahilerin cevapları gibi hazır cevaptırlar. Hazır cevap anılarınız vardır yani. Şimdi birisi bir ergen kız çocuğu gece 3'te eve geliyor. Gece 3'te eve geldiğinde babası diyor ki herhalde babası birazcık dindar cerrak. Yani genelde o dindar babalar falan derler böyle şeytan zındık mındık gibi şeyler. İşte gece 3'te eve geliyor. Baba diyor ki günaydın şeytanın çocuğu diyor. Çocuk diyor günaydın baba. Yani çok hazır cevaptırlar. Çok güzeldir. Çünkü onlar gerçekten saftır ve biz o saflığımızı koruduğumuz zaman arkadaşlar hayat çok başarılı olacak, çok güzel olacak ya. O saflığı koruyamadık.
Nasıl koruyamadık onu? Ve onu koruyacak olsak nasıl olur? Yeniden o çocukluğa kavuşacak olsak nasıl olur? Burada anlattığım bir şey var. Zihin ve beden aynıdır ya. Beden hareketsiz durduğunda zihin de hareketsiz durur. Biz çocukken zihnimiz yoktu. Zihin bize dışarının verdiği bir emanet. Ve biz dışarının verdiği, bize ait olmayan bir şey, gerçek bizmiş gibi zannedip hayatı öyle yaşıyoruz. Ama bir nefes tekniği, nasıl nefes alalım derken diyoruz ki nefesi en iyi çocuklar alır. Bir çocuğu izle, modelle. Mesela Osman'ı biliyorsunuz değil mi? Osman'ın yeni bir kızı oldu. Şimdi Osman nasıl iyi nefes alacak? O kıza bak. O kız nasıl nefes alıyorsa aynısını al. Çünkü en iyi onlar bilirler. Ve bizler de arkadaşlar ne yaptık? Tabi burada birazcık zalimlik falan ne demek istemiyorum da çocuklar çok böyle anneye babaya bağımlı ya. Anneye babaya bağımlı olduğu için anne baba ne derse onu yapıyor çocuk. Anne babanın her dediğini doğru kabul ediyor. Ve çocuklar güçsüzdür ve anneye babaya bağımlıdır arkadaşlar. Ve biz de o bağımlılığı kullanarak kullanırız ve onlara farkında olmadan çok zulmederiz. Ve bir de sevgi maskesi takarız. Onu çok sevdiğimizi söyleyerek, çocuğumuz çok sevdiğimizi söyleyerek onu böyle, o bağımlılığı çok iyi kullanırız kendimize. Burada arkadaşlar işte ama bir yandan da ne diyorsun? Çocuk dahi olduğunu inanıyorsun. Çocuğun çok zeki olduğunu kabul ediyorsun. Eğer çocuğuna bir hediye vermek istiyorsan, bir iyilik yapmak istiyorsan lütfen onun özgünlüğüne saygı göster. Saygı gören bir çocuk asla yalan söylemez. Saygı gören bir çocuk ne kadar saygı görülüyorsa o şekilde bir insan olur. Çocuğun nasıl olsun istiyorsan o şekilde saygı göster. Çocuk o şekilde olacaktır zaten. Çocuğa saygı göster. Çünkü o kaynaktan geliyor. Çünkü o Allah'ın yanından geliyor. En fazla saygıyı hak eden o. Şimdi diyor ki anne babalar, ben diyorum ki çocuğa saygı göster diyorum. Anne babalar diyor ki hocam ama hayat tehlikeli, dışarı çok pis. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuğun o kadar orijinal, o kadar özgün, o kadar dahi ki bence o çocuğa saygı göstermeye değer, o riske girmeye değer, onun orijinalliğinin ortaya çıkması için, onun içindeki sanatın ortaya çıkması için riske girmeye değer. Benim istediğim gibi olsun demezsek, bak ne yapıyor anne babalar? En çok sevdiği, anne babaların en çok sevdiği çocuk söz dinleyen çocuk. Uysal olan çocuk. Ben de sana şunu söylüyorum. En çok söz dinleyen ve en çok uysal olan çocuk en aptal çocuktur. Ruh bir şey isyan ediyorsa özeldir. Senin dediğin aynısını yapıyorsa robottur. Makine gibidir o zaman. Anne babalar söz dinleyen çocuğu seviyor. O söz dinleyen çocuk aptal çocuktur. Onu kendi orijinalliğine, kendi özgünlüğüne bırakırsan işte o zaman bu dünya çok güzel bir bireye hazırlanıyordur. Çocuklarınıza saygı gösterdiğiniz için lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.